Başladık mı? Kayıtta mıyız kanki? Arkadaşlar merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Berkay. Bugün şöyle bir şey yapacağız. Sürekli motor motor motor, artık bir yere kadar yani. İnsanlar artık abi dedi ne iş yapıyorsunuz? Neredesiniz falan filan. Bir dükkan vlogu çekelim dedik. Yani şöyle malzemeleri, malları, işte Cengizhan abimizi falan bir gösterelim. Yani birazcık tanıyın. Hani kimden motor aldığınızı bilin yani. Anladınız mı? Şimdi böyle Ramkar'dayız. Yine her zaman olduğu gibi. Elimizde bir sürü tabii stok var, motosikletlerimiz var. Cengizhan abimizin numarasını aşağıya koyarım. Sadece motosiklet değil tabii, ekipman falan da satıyoruz biz arkadaşlar. Hani servisimiz de var zaten. Hani İstanbul civarlarında, Kocaeli civarlarında falansanız her türlü RKS Küba konusunda size yardımcı oluruz. Tabi Segway falan, Benelli tabi servisimiz mevcut. İşte kask falan satıyoruz. Motorlarımız buraya geliyor sıfır olarak. Bazıları kutular halinde geliyor. Bazıları da işte böyle tam toplu halde geliyor. Sadece temizliğimiz, ambalajlarını açıyoruz. Satışımıza sunuyoruz. İşte şöyle motorları ben size göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şunu kameramı alayım. İşte A250'ni çekmiştik biliyorsunuz. R250'yi çekmiştik. Easy Pro daha yeni kanala geldi. İşte Pesaro 125X geldi elimize. Bunu çekeceğiz arkadaşlar. Spontini 110'luk geldi. Bunun 125'liği gelecek. Onu bekliyoruz. İşte SJ50 Pro geldi. Bunu çok soruyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi elimizde var. İşte biraz tozlu. İdare edin. Sebepleri, yanda inşaat var. Şu yan taraf komple inşaat halinde. İşte elektrikli kamyonetlerimiz geldi. Pick-up'larımız. Elektrikli kamyonetimiz vardı. E-kamyonet. O 17.000 izlenmiş şu an. O bayağı izlenmiş. İşte şimdi sıra bunu çekmekte. Bunun benzinlisi gelecek mi diye soranlar var. Benzinlisi gelecek arkadaşlar. Ama onların üstü böyle kapalı değil. Motosiklet gibi açık. Şöyle. Direksiyonları da böyle araç direksiyonu olmayacak. Motosiklet direksiyonu olacak. Aynı bu şekilde gördüğünüz gibi. İşte ufak ufak TNT 202 Pro'muz var. TNT 202'miz var burada. R250'miz yine var. Blade 250'miz var. Scooter'lar içinde biliyorsunuz bu çok güzel bir amiral gemisidir. Bunu çekeceğiz. İşte orada Freşya'mız var. Freşya beyaz var yine. Velocity'miz falan var. Superlight'ımızı çektik biliyorsunuz. İşte A250 var tekrardan. Stone'muz da var. İşte burada bir tane Bluebird'ümüz var. Bluebird'ü çekeceğiz. Bakalım ne varmış. Evet, Space 50 Pro'muz var. Bir tane Space 50 Pro'muz çekeceğiz. Oo Cengizhan Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız acaba? İyi kardeşim, sen nasılsın? İyi. Geliyorum birazdan yanına. Tamam. İçeri çekelim. Tamam. İşte burada arkadaşlar ATV'miz de var. Huslar 220 Pro. Buna plaka çıkmıyor. Bilginiz olsun, bu offroad model diye geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakayım. Evet. Plaka kışı yok gördüğünüz gibi. Bunu trafikte süremezsiniz. Bu sadece dağ bayır. Oradaki de öyle. İşte orada bir tane X-Volt 300'ümüz var. Çuvanın. Ona plaka çıkıyor. Off-road. Burada dışta Segway'imiz var. Gördüğünüz gibi 570'lik arkadaşlar. Tabi bu da on-road. Yani trafikte falan kullanabiliyorsunuz. Çok lüks bir makina. Ağır mı ağır? Gemi gibi makina arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Küba 450'miz var. Miay. Gördüğünüz gibi. Orada Lolosin'imiz var. Arkadaşlar bu arada kamerayı şöyle alayım ben. İkinci el satışımız araç. Yani araba satışımız var. Araba. Motosiklette ikinci el çok nadir. Bir iki tane belki düşüyorsa öyle oluyor. Kolay kolay yani ikinci el motosiklet satışımız yoktur. Bilginiz olsun. Yani ikinci el verelim size. Sıfır alalım, üstüne farkını verelim diyenler olacak. Öyle bir şey yok arkadaşlar bizde ne yazık ki. Biz sadece sıfır motosiklet satıyoruz. İşte burada bitterlerimiz var. Çekmiştik biliyorsunuz bunları. Çok tatlı bunlar. Çok güzel. Bunlar ben çok hoşuma gidiyor. İşte Grace 202'miz var. Yaklaşık iki dün attığım videoyu. Şöyle yeni model bitterlerimiz var. Yani yeni modelden kastım daha yeni geldiler. 2024. Bunlar 125 cc arkadaşlar. 125 bitter arayanlar bize ulaşabilirler. CG50 Pro'muz geldi yeni. Görüyorsunuz. Ben bunları çok seviyorum ya. 350'lik oluyor. New Light Pro'muz var. VN50 Pro'muz var. Bu kanalda var. RKS 125 aramız var. İçeride de tabi. Bunun haricinde yukarıda da bir sürü motorumuz var. Ben dilerseniz size yukarı çıkayım biraz göstereyim. Ondan sonra da içeri gidelim. Sonra kasklarımızı falan bakalım. Ama ve lakin evvelden önce şöyle bizim arkadaşlarımızın yanına bir gidelim. Elektrikli kamyonetimizi topluyorlar. Bekirciğim kolay gelsin kardeşim. Eyvallah abim,
hoş geldin. Hoş bulduk, ne yapıyorsun? Ne yapalım abi, motor toplamaya devam. Şimdi bu geldiğinde nasıl geldi yani? Hangi parçaları söküktü, sen hangilerine montajladın? Bu şekilde geldi. Bu şekilde değil mi? Yani sökülmüşü burada, ya hazırı var burada şey. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde geliyor. Burada da bu şekil Bekir Beyciğimiz topluyor. Değil mi kardeşim? Evet abi. Buradan ne demek istiyorsun takipçilerimize? Kafanda da şey olmuştur. Temiz yine. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmasınlar. Tamam, teşekkürler. Buradan mesajımızı yolladı. Hepsini Ramkar'a bekliyorum. Bunu çekeceğiz ha, unutma. Ben bir yukarıya bakayım kanki. Aşağıdakilerle yukarıdakileri stop biraz farklı değil mi? Wheelchat falan var. Farklı şeyler var. Yani. Tamam. Tamam. Bir yukarı gidelim. Evet. Arkadaşlar, Wheelchat 2024 gri, VN50 Pro'muz var 2024 50'lik. Bitter 125'imiz var 2024. Bitter 50 var 2024. Space 50 Pro var 2023. Gördüğünüz gibi. Ne oldu lan? Aslanım ya. Burada işte spontinimiz var arkadaşlar. Burada da Brilliant 50 Pro'muz var. SJ 50 Pro var yine. Cup. Brilliant 50 Pro var. Brilliant 50 var. Aralarında sadece sepet farkı var arkadaşlar. Ona bakmayın yani işte. Wheelchat'leri ben en sevdiğim motorlardan, skuterlardan biri biliyorsunuz. Bitterlerimiz var. Çeşidimiz bol. RKS 125 R'larımız var. Yeni cincik gibi sıfır hepsi tabi. Vay. Bak bu yeni gelmiş. Burada bir tane Azure 50'miz var arkadaşlar. Azure 50 çok soruyordunuz. Yok diyorduk, gelmiş bak. Azure 50 zor bulunuyor artık. Kolay kolay çıkmıyor. Burada da ben kendim göreyim bakayım. Azure 50'yi kolay kolay bulamazsınız arkadaşlar. Elimizde var. Elektrikli cihazlar da tabii mevcut bizde. Şöyle göstereyim. İşte ya, elimizden geldiğince arkadaşlar çekimleri bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. O yüzden siz de bana destek olmak için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Şöyle diyelim. Bugüne kadar belki de ben çok geç kaldım bu kanalı açmakta. Kendimi öyle görüyorum. Gerçekten çok pişmanım. Keşke zamanında açsaymışım. Eğer zamanında açmış olsaydım şu ana kadar size motor tanıtan bir sürü YouTuber kanalını geçmiştim. Yani o kadar eminim. Çünkü onlar sadece tanıtır geçer ama bende modifiye bilgisi de var. Tanıtmadan kastımla haricinde. Yardım, yedek parça, servis, her türlü ben size destek de olurum buradan ve her mesaja da saniyesinde cevap veriyorum. Buradan bir sürü arkadaşı zaten, milyonlara da buradan selam olsun. Yani çoğu kişiye de yardımcı oldum. Arkadaşlar dilerseniz şimdi Cengizhan abimizin ofisine geçelim. Biraz da orada kaydı başlatalım. Şimdi Cengizhan abimizin yanına geldik. Cengizhan abi, buyurun. Merhaba. Abi nasılsın? İyi abi. Hoş geldin. Sen nasılsın? İyi. Arkadaşlar seni soruyor. Kanka tam iş üstünde yakaladım ben. Valla arkadaşlar, Cengizhan abimiz biraz balık seviyor. Tabi hamsiden falan kastımız değil yani, siz balığı. Yeni balıklar aldık, onları ekliyorduk. Akvaryum balıkları. Ekledik evet. Abi istersen ben seni soldu odasını alayım şöyle. Tamam. Çünkü bayağı bir soracağım bir şeyler var. Tamam. Ben bir kamerayı yoklayayım. Bakayım nasıl görüntü, gayet güzel. Evet. Otursam görünür mü acaba? Görünmeden de olur yani. Görünüyorsun herhalde. Bilemeyeceğim artık. Oradan bir şekilde ayarlarım ben bunu. Evet, Cengizhan Beyciğimiz. Evet. Abi bu otomotiv şirketine girme yani kaç senesinde başladın? Bizim firmamız yaklaşık 17 senedir. Otomobil motorlu araçlar üzerine çalışıyor. İsmail Bey de ortağız. Abim hem de. Beraber işte ben üniversiteyi bitirince abim o zaman bir firmada ihracat müdürüydü. Dedik ki hadi gel böyle bir kendi işimiz olsun. Baba mesleği bizim de bu. Babamıza çok arzuluyordu. Dedik ki kendi işimizi yapalım dedik. Burayı da hali hazırda yerimiz vardı. Değerlendirelim istedik. İşte 17 yıl oldu tam. Motosiklet satışı daha yeni başladı değil mi? Yani şöyle aslında, motosiklet biz otomobil sektörüne girdikten 1-2 yıl sonra motosiklet sektörüne de girdik aslında. O dönem işte firmalarından yine bayilikleri almıştık.
Ama en son yine Kuba motorun bayisiydik. O bir ara sektör biraz daraldı. O daraldığı dönemde biz de yeterli verim alamayınca sektörden ayrılmıştık. Ama işte 4 sene önce yeniden dedik ki motosiklet satışına 4 sene önce tekrar başlayamadık. Sağ olsunlar firma sahipleri de bizi kırmadılar. Böyle Darıca için bize bir bayilik konusunda yardımcı oldular. Yeniden başladık. Güzel gidiyor çok şükür. Müşterilerimiz memnun, biz memnunuz. Sektör hareketli bir sektör. Sürekli dikine bilmeyle sektöre talep artıyor. Motosiklet de artık gerçekten hayatın kaçınılmaz bir gerçeği haline geldi. İnsanların bu konuda ihtiyaçları, her evin bir motora muhakkak ihtiyacı var. Demin bir müşterimiz geldi, onunla konuşuyoruz. Adam diyor ki bakkala gitmek için diyor araba çıkarmaya eriniyorum artık. Gel oluyor musun bakkala çabalım ya? Çekinmeyiz İsmail Bey, buyurun. Gelin buyurun buyurun. Birazdan zaten senin odana da geleceğim. Geleceğim, ona göre hazırla. Yani bu artık sektörün gerçekten bir şey ihtiyacı haline geldi. Sektörün demişim insanların. Tabii ihtiyacı karşılık gelen motor grubu var. İnsanların hobi olarak aldığı motor grubu var. Veya hevesli olan insanların kullandığı motor grubu var. Bu da biraz çeşitli aslında sektör. Sen de iyi biliyorsun bunu. Evet. Hevesli ve hobici bir arkadaşım dolayı. Ben zaten hobiciyim abi, biliyorsun. Aynen. Arkadaşlar biz Cengizhan abiyle nasıl tanıştık onu size söyleyelim. Bizim bir abimiz var. Şimdi onun ismini... Yasin. Yasin. Neyse. Pek sevmem ama ben ona yine sorarım. Belki orayı kesmemi ister. 80'ler Yasin. 80'ler Yasin. O buradan bu Cengizhan abi zaten arkadaşlar, biz de Yasin abi arkadaşlık. Ben zaten motorla çok ilgilendiğim için böyle hadi git oradan motor bak et falan, ben buraya geldim. Ya yani motor alma niyetim yoktu, tanıştık muhabbet falan. Kaynaştık, abimiz sağ olsun bana abilik yaptı. Ben onu bir abi olarak gördüm her zaman. Hani bir iki tane motor aldıktan sonra zaten gel git gel git derken zaten ben videoyu yani YouTube'a başlamayı düşünmüştüm. Kendisi de bana destek çıktı sağ olsun, motorları açtı bana, sundu. Ben de elimden geldiğince işte imkanım oldukça sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Cengizhan abimiz yani olmasaydı bu iş kolay kolay başlayacağını ben zannetmiyorum. Estağfurullah. Senin motor olan sevdanı ben çok yakından gördüğüm için böyle bir işi de en başarılı şekilde severek gibi yapabilir. Onun için biraz da teşvik etmek istedim. Çünkü biz de sosyal medyada, YouTube'da vesaire internet sitelerinde biz de işte vloglar görüyoruz, vloglar görüyoruz, insanların çektiği videolar izliyoruz. Ama senin bilgin de var motorla alakalı. Bakıyorum ben, bilgisi olan da anlatıyor, olmayan da anlatıyor. Ama senin gerçekten motoru söküp baştan aşağı takabiliyorsun. Evet. Bu ayrı bir deney. En azından bu deneyimin varken insanlara daha doğru bilgiyi iletmekte biz de faydalı olabiliriz niyetiyle. Onun için seni biraz da teşvik etmek istedim. Eyvallah, sağ ol. İşte sadece motosiklet haricinde aksesuar da var değil mi? Ufak tefek aksesuar var değil mi? Kask, işte kilit, branda, çanta. Evet. Evet, onlar da mevcut arkadaşlar, eldiven falan. Yani bir motora başladığınız zaman abi ben işte kask alacağım, eldiven alacağım, hiçbir şey hani çok abartmayacağım, ufak tefek eşyalarım olsun, hani gene beni korusun, ceza yemeyeyim ayağında. Evet. Ya malzemelerimiz yani, var. Mesela ATV için römorkumuz da var. Bir motosiklet alan arkadaşımız, bir scooter alan arkadaşımızın işte top case'ini ister mi, normal çanta mı ister, çantamız da var. Evet. İşte kurye arkadaş, İşte kurye çantası istiyor, o da var. İşte demiri lazım, o da var. Ama böyle çok daha detayına inmiyorum. Biraz daha yüzeyde aksesuar çalışıyor. Ya profesyonel anlamda aksesuar satışı ya, profesyonel hani sadece motosiklet aksesuarı satan yerler var arkadaşlar. Burayı orayla karıştırmayın. Tabii. Hani bazı yerler var abi, biliyorsun, biliyorum şimdi adam motor satıyor. Aksesuar denilen hiçbir şey yok. Sadece motor satıyor. Evet. Kask eldiven almak için başka yere gidiyorsunuz. Biz de öyle sıkıntı yok arkadaşlar. Bizim kaskımız da var, eldivenimiz de var, kilidimiz de var, brandamız da var, yani çantamız da var. Biz motorla alakalı temel ihtiyaçları burada bulunduruyoruz. Mesela sigorta. Evet, biraz bizim 5 cc'lik ürünlerde sigorta zorunluluğu var. Ön tarafta sigorta şirketimiz de var. Orada da sigortasını kesip ürünü şey yapabiliyoruz yani. Buradan müşteri çıkmadan sigortası yapılıyor. Faturası kesiliyor, tescili yapılıyor, evrağı teslim ediliyor. Adam buradan sorumsuz ayrılıyor yani. Ya arkadaşlar burada ayrıca sigorta hizmeti de var. Hangi sigorta lazım? Simpaş sigortanın şubesi. Birçok acentelik veririz. Yaklaşık 20 şirketin acenteliği var. Evet. Ya o yüzden hani motor aldım ben, sigorta yaptıracağım, şuraya gideyim, buraya gideyim demenize gerek yok. Hemen orada kağıtları alıyorsunuz. Yan tarafta hemen bu odanın içinde zaten birazdan ben size içeriği de gösteririm. Birazdan orada da zaten hani sigorta yaptıracağınız yerde görürsünüz. Zaten malzemeleri de birazdan çekeceğim. Cengizhan abiyle beraber dolaşacağız şimdi.
Ofisi göstereceğim ben adamı zaten. Eyvallah. İsmail abi de zaten birazdan görüşürüz. Demin zaten kameranın arkasından girdi. Bastım. O da bizim Cengizhan abinin abisi oldu arkadaşlar. Aynen. Abi dilersen biz bir içeriye gidelim beraber. Tamam, ben de şu balıkları atayım artık. Beni bekliyorlar. Tamam, hadi geçelim. Evet arkadaşlar. Şu an Cengizhan abimizin abisi İsmail abinin yanına doğru geliyorum. Hoş geldin. Abi nasılsın? Ne yapayım abi, iyiyim. Sen nasılsın? İyisin. İyi abi. Arkadaşlar motorların hani satın aldığınız zaman evraklarını falan direkt burada çat 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 İsmail abimiz hazırlıyor değil mi abi? İyi ya abi. Bir motor aldılar diyelim yani bir buradan hemen çıkmaları ne kadar sürüyor abi? Sigorta hariç mesela. Yarım saat 45 dakika içinde gönderiyoruz arkadaşlar. Yarım saat 45 dakika içinde zaten servis de var. Oraya istediğiniz zaman gönderebiliyorsunuz değil mi? Aynen. Aynen. Çok güzel abi. Peki benim ismimle gelen indirim olabiliyor mu? Senin adımla gelen her zaman indirim alır. Sağ ol abi. Ben şimdi ofisin içini falan çekeceğim. Malzemeleri çok merak ediyorlar. Tamam. Ufak ufak şu malzemeleri bir çekeyim. Ondan sonra zaten yine tamam. Vuruşuruz abi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bir sürü soru geliyor bana. Hani 50cc ile ilgili sigorta falan. Sigorta oluyor mu olmuyor mu? Zaten abimiz adı. Hakan abimiz. Abi nasılsın? Sen nasılsın? İyi hoş geldin. Arkadaşlar sigorta ile ilgili bir zaten bir iki tane soru var. Ben onları bir aydınlatmak amacıyla geldim buraya. Onu da bir Akın abimize soralım. Abi şöyle bir durum var. 50cc'ye sigorta yapılıyor mu? 50cc'ye sigorta yapılmıyor. Yapılıyor değil mi? Yani bazı yapılsa da geçerli yani, olmuyor. Bazı şirketler daha öyle yapıyormuş arkadaşlar da kaza anında hiçbir şekilde size destek geçerli olmuyor. Bilginiz olsun. Abi şu an sigorta fiyatları ne oldu? 125cc'yi ilk bir kişi motosiklet aldığında ne oldu? İlk motosiklet aldığında daha ilk motosikleti daha öncesi yoksa 4100 lira civarında fiyatları çıkıyor. Yani 3750'den başlıyor, 4150'ye kadar çıkıyor. Şu an 2024 güncel fiyatları. Aynen, yani Ocak ayı içinde zamları geldi. Şimdi bu fiyatlara çıkan olur önümüzdeki dönemde ne olacak? Yani zam gelir mi gelmez mi? Motosiklet fiyatları ve araç fiyatları arttıkça maalesef sigortaya yansıyor onlarda. Ama fiyatları da artıyor. Yani burası arkadaşlar rampaya bağlı yani. Yani arayanlar zaten. Hani bir motosiklet aldığınız zaman hemen sıfır. Hemen buraya gelip sigorta işlemlerinizi tak 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 yarım saat içinde hemen halleder abi. Yarım saat falan süreç sürmez. O kadar bile sürmez. Yani sigorta işlemlerinizi 10 dakika içinde hallederiz. WhatsApp'tan da bize ulaşabilirler. Anladım. WhatsApp'tan bize ruhsatlarını atarlarsa oradan da yardımcı olabiliriz. Ya sıfır motor aldığınız zaman arkadaşlar şöyle bir durum var. Sigortayı burada yaptırdığınız zaman evrakları alıp gittiğinizde plakayı çıkartıp noter işlemlerini hallettiğiniz zaman plakanızı buraya bizzat arayıp teyit etmeniz gerekiyor. Hani ben sigortamı yaptırdım, plakamı çıkarttım, bitti gitti yok. Hiçbir şekilde değil mi abi? Aynen. Teyit etmezseniz bize yeni ruhsatınızı bildiriyorsunuz. Biz de sigorta evraklarınızla yeni plakanızı işliyoruz. Sonrasında kullanıma geçiyor. Yani benim başıma şöyle bir olay geldi arkadaşlar. Sen hatırlar mısın bilmiyorum. Ben Bilket, o Repsol modeli Bilket'le ben Düzce'ye gittim. Yani sezonun daha gitmiştim. Düzce'ye doğru geldiğinde çevirmeye girdim. Adam dedi ki bana sigortan yok. Ben sigortamı yaptırdım biliyor. Yaptırmıştım zaten ama buraya arayıp Hakan abi bizzat plakayı teyit etmediğim için motorumu bağlıyorlardı. Allah'tan o gün hemen işlerini hallettik. Motorlarda sigortalar bütün sigorta acenteleri tarafından YK olarak kaydedildiği için yani 41 yeni kayıt olarak YK diye kaydedildiği için ve yeni ruhsat çıktığında da plaka belli olduğu için ikisi uyuşmuyor. Ondan dolayı mutlaka ruhsat çıktığı zaman, plaka belli olduğu zaman düzeltme yapılması gerekiyor. Yoksa sigorta yok gibi gözüküyor. Bu hem trafikte de sorun olur hem de motoru satmak istediğinizde yine sigorta gözükmeyeceği için evet, satışlarını yapamayacağız. Teyit etmeyi özellikle arkadaşlar unutmayın. Plakanızı hallettiğiniz zaman hemen gelin buraya bildirin sigortaya. Bu önemli bir husus. Abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim olduğun için. Ayağına sağlık. Sağ ol abi. Şimdi arkadaşlar ben ufaktan bir büroyu çekeyim size. Şu malzemeleri falan bir görün. Hadi geçelim bakalım. Evet arkadaşlar. Kastları şöyle gösterelim size. Alis 2'nin. Alis 2 genelde değil mi abi bunlar? RS2, abi. RS2 var. Cox var. NCR diye işte biraz daha alt segment. Tam profesyonel yani değil ama bunlar şey olur değil mi abi? Yani aynen. Şöyle zaten kutuları, stokları göstereyim arkadaşlar. Aynen. Burada bedenleri var. Asıl şeyler dışarıda. Yani isteyenleri kask buradan temin ediyoruz arkadaşlar. Bunlar ne abi? Bunlar da mesela şu füze çantası. Füzeciler için. Bu ön diz örtüsü. Kuryeler için özellikle çok iyi olur bu. Scooter ve şey için ayrı ayrı var. Elcikler var burada mesela altta. Dizlik var, elcik var. Şunlar dizlik mesela. Ha. Bunlar elden. Bir de fosforlu. Evet. Gece karanlıkta pıt pıt. Arkadaşlar bunlar evet, ceza yememeniz için yani iyi bak. Yelek. Oo, yelek var güzel. Evet.
Bu artık yeni kanunlaştı. Yani kanunu devreye son yaptılar. Ceza yazıyorlar. Mahsallı dizliği var. Post cihazı koruma kılıfı var falan. Yani burada burası biraz daha şey için böyle. Burada da arkadaşlar. ATV'lerin herhalde. Yani ATV grubunun en üstteki ön çantası. Diğerleri arka çantası. Bu herhangi bir ATV Cuba VipTrack 250 falan var ya abi. Tabii şu alttaki mesela Segway için özel. Segway. Diğerleri universal. Universal. Burada da kilitleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mesela alarmlı disk kitlerimiz var burada. Şöyle. Fiyatlar tabi aldı başını gidiyor ama yapacak bir şeyimiz yok. Burada VK'nin kaskları, en üstteki VK'nin kaskları. Bir alt sıra NCR, bir alt sıra da full face dediğimiz. Çene açılmıyor, tam kasklar. RS2'nin kaskları. Bu alan öyle dolu. Burası sadece LS2 standımız. LS2'nin yeni sesi. Nardo gri kasklar falan bayağı güzel ya. Bu Grace 202 mesela alanları bundan evet. Bir tane vermek lazım. Güzel olur abi. Evet. Airflow 2 onlar. Airflow 2. Evet. Yanında repeat 2 var. Normal repeat var. Strop'larda çene açılır. Oo güzel kasklar ha. Bunlar full face. Aa benim eski kaskım. Evet. VChat'teki kaskım bu. Evet. Bu ne zaman getirdin abi sen bunu? Bunlar yeni geldi ya. SB'deni var mı bunun ya? L mi var sadece? Hallederiz vardır. L varmış. Hani o S'de bulunur ya. Arkadaşlar bu kaskı çok tavsiye ediyorum. Bak bilginiz olsun. Bu çok güzel bir kask abi. Ben kullandığım VilKet'te bunu mükemmel. Ses geçirmiyor. 130'dan sonra sadece verir biraz. O dert değil ama soğuk muğuk rüzgar hayatta geçirmiyor. Camının da renklisiydi benimki ama bu saydam cam. Değiştirebilirsiniz bunu isterseniz. Evet. Şöyle gösterelim. Ha, eldivenler var arkadaşlar. Bak bayanlar için özellikle. Değil mi bunlar yani? Evet. Onlar biraz daha yazlık bisiklet eldiveni tarzı. Bisiklet. Ama motorda yine kullanan kullanıyor ya. Ben de kullanıyordum abi yani. Burada zaten bak. Aa. Onlar full face eldiven. Maske var, gözlük var, kılıf var. Koltuk kılıfları değil mi? Tabii. Arkadaşlar VilKet'in koltuğu kayıyor ya. Biliyorsunuz bir tane siyah Monaro marka şöyle siyah bir koltuk kılıfı alın hiçbir şekilde ileri geri kayma problemi kalmaz. Burası komple telefon tutucular. Telefon tutacaklarımız da var. Bak su geçirmeyen modeller bunlar. Fermuar arkadaşlar özellikle kurye arkadaşlarımız için tavsiye ederim. Karşı tarafta yine brandalarımız var. Burada şeyim çok çeşit koymuyorum. Montla pantolonda ama yine birkaç çeşit montumuz, pantolonumuz ihtiyacı karşılamak amacıyla bulunduruyorum. Bunlar gayet iyi abi. Şurada da çantalar var. Burada şöminin yanıyor arkadaşlar. Lüks mekan ha ona göre ayık olun bak. Çantalar güzel. Standart üniversal zaten abi bunlar hani şey scooter'lara veya CG'lere abi bütün motorlar şu Easy Pro'ya bile tabii. Takılabilir yani şu özellikle aynen. Arka demirine özellikle bitlere şu bitlerden çok evet. Mesaj geliyor ya 125'lik var mı var ya aynen. 125'lik var arkadaşlar demin çektim yani yukarıda dolu 125'lik var şöyle daha dediğiniz gibi arkadaşlar merak ediyordunuz alın size dükkan vlogu her tarafta da deri çantalar var. Çantalar bu Superlight'lar var ya arkadaşlar. Superlight burada şu an yok ama. Superlight'ları, mesela Bluebird'leri oradaki arka çantaları, deri arka çantalardan çok satıyoruz. Bakın deri çantalar, sisi barlar. Sisi barlı ha. Hani arkaya yolcunuz falan yaslanır ya iyi olur arkadaşlar. Bunlar güzel. Onlar biraz daha ucuz kask bu tarafta. Abi bu elektrikler ne zaman geldi? Bunlar biz elektrikli bisikletler. Bunlar da yeni geldi. Bu bayağı iyiymiş ama. Alüminyum kaynakları falan. Kaynak yerlerine baksanız arkadaşlar. Bunları çeker. Bunlar gövdede akülü. Bunlar gövdede mi akülü? Evet. İçinde. Tabii. Meydanda değil. Yok. Bunların menzilleri ne abi biliyor musun? Yani 30 kilometre civarı gidiyor bir şey. Bunları çekelim ya yakında. Tamam. Çekelim yani. Ne diyorsun abi? Nasıl gidiyor bu işler? Güzel. Bu ara video çekiyoruz işte. Bu ara YouTube'a odaklandık yani. Aynen. Arkadaşlar. Size destek olmak için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Adama destek olun abi. Ha, yani ayıptır yani. Bak neler uğraşıyoruz ya. Burada motor çekiyoruz. Yani incelemesini istediğiniz motorlar olursa bana Instagram'dan yazın. Instagram hesabını alta koyarım. Cengizhan abimizin numarasını zaten her gün her videoda koyuyoruz aşağı. Evet. Ramkar Otomotiv diye. Oradan kendisine bizzat ulaşın. Abi yerimiz nerede bizim? Kocaeli Darıca'dayız. Tuzla Caddesi üzerinde. İtfaiyenin üst tarafında. Ana yol üzerindeyiz. Yerimiz kolay. 501-502 minibüsler önümüzden geçiyor. Birçok büyük belediye otobüsleri önümüzden geçiyor. Güzergahta şöyle bak. Heh. Arkadaşlar. Dükkanını da ben size bir dışarıdan göstereyim. Oradan da videonun kapanışını zaten yaparız. Ne diyorsun abi? Eyvallah kardeşim adamsın. Şöyle bir dükkanın dışında bir çekelim. Kapının önünü görsün ya. Arkadaşlar ha. Yer bu şekilde.
Gördüğünüz gibi kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmuyoruz. Yakında daha güzel motorlarımız geliyor. Stoğumuz bollaşacak, daha da çok bollaşacak. Elimden geldiğince size video çıkartmaya çalışacağım. Süper teşekkür olayı var. Küçük desteklerle bana yardımcı olabilirsiniz. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.